Selam millet, ben Mutfan. Bugün bilgisayarda çalıştırabileceğiniz güzel bir exploit'ten bahsedeceğim. Wave Exploit'i hepiniz biliyorsunuz zaten. Hem kuracağız hem de nasıl key'ini bypass edebileceğinizden bahsedeceğim. Eğer direkt olarak key bypass bölümüne geçmek isterseniz videoyu hafif kaydırırsanız aşağıda bir timeline var. Orada yazıyor zaten. Zaten video çok uzun olmayacak. Öncelikle açıklamalar kısmında size bir linki bıraktım. Kendi web sitemin linki. Orada her zaman güncel bir halde bulabilirsiniz. İnternette Wave'in kendi kaynağı dahil olmak üzere çoğu yerde bulmak birazcık sıkıntılı. Ben bile zorlandım, o yüzden direkt olarak açıklama kısmındaki yerden indirebilirsiniz. Benim web sitem. Bir zip indireceksiniz. Zip'in içerisinde de şöyle wave-installer.exe olacak. Bunu iki kez çalıştıracaksınız. Wave zaten kendi kendine otomatik anında kuruluyor. Ve masa üstüne de bir ikon gelecek. Hile yapan herkes biliyor ki artık Blockstrap kullanıyoruz. Şu şekilde gösterebilirim. Eğer Blockstrap'ınız yoksa hemen nasıl indireceğinizi göstereyim. İnternet tarayıcınız her neyse ki şu an Google'dan aradığında bunlar çıkıyor. Biliyorsunuz her tarayıcıda sıralama farklı gözüküyor. Google'dan arattığınız zaman Blockstrap diye en üstte şöyle 2.6.1 var. Blockstrap.org diye. Ya da şöyle neredeydi? Releases şuradan. Ya buradan şöyle direkt 2.7.0 indirebilirsiniz. Ya da buradan. Lakin zaten bu da update'li versiyonu indirtecektir. Yine de bu GitHub linkinden indirmeniz sizin için daha güzel olacaktır. Düzenli olarak güncelleniyorsa 16 saat önce güncellenmiş. Nokta exe indiriyorsunuz. Blockstrap indirirken yapmanız gereken hiçbir şey yok. Direkt olarak kuracaksınız. İkisinin kurulumu hemen bitiyor zaten. İki tane tıklamanız, çalıştırmanız yeterli. Şimdi asıl sorun key alma kısmı. Wave'in key sistemine geldiğiniz zaman, şu an ben key aldığım için ben de direkt key gösterecek. Ama ben ana mantığı size anlattığım zaman siz rahatlıkla bunu kavrayacaksınız. Get start dediğimiz zaman gördüğünüz gibi key aldık. Bypass etmek bu kadar basit aslında baktığınız zaman. Şimdi gelelim nasıl ile yapacağız. Wave'i nasıl inject edeceğiz ve aldığınız key'i nasıl gireceksiniz. Şimdi öncelikle şu aşağıda bir key sistemi var. Key sistemi diyorum. Key işareti var. Wave'i açın. Buna tıklayın. Key'inizi yapıştırın içerisine. Join now deyin. Zaten ben key girdiğim için bir kez daha bunu yapmayacağım. Zaten bir kez daha key girseniz orada diyor ki zaten key girildi. Yani normal şartlarda key girildiğinde bu bölümün yok olması lazım ama öyle bir şeyle uğraşmamışlar. Tamam. Şimdi nasıl inject edeceğiz? Şurada gördüğünüz gibi not injected yazıyor. Inject edilmemiş. Ve Roblox yazıyoruz. Biz Blockstrap indirmiştik. Blockstrap'ın logosu budur. Normal Roblox'unkinden farklı olarak biraz daha mor. Play Roblox diyeceğiz ve Blockstrap'ı çalıştıracağız. Blockstrap başlatılsın. Şurada gördüğünüz gibi client'ın hazır olması için bekleniyor dedi. Biraz daha bekliyoruz. Bu ekran Blockstrap açılırken biraz sıkıntı olabiliyor. Ve ben her zaman Blocks Fruit seedleri deniyorum. Yine aynı şekilde Blocks Fruit'ten çalıştıracağım. Blocks Fruit oyununa girerken şöyle gördüğünüz gibi otomatik olarak injected dedi. Şöyle şu oyunun sesini kısalım. Çok rahatsız edici bir ses yani. Her neyse şimdi rastgele bir sıkıntı deneyeceğiz. Minhub deneyeceğim. Minhub zaten şeyde vardı, web sitemde var. Kullanabilirsiniz. Şu inject butonu. Inject diyorum. Executor butonudur. Buna bastığım zaman script çalışacak. Buna basarsanız silinir içerisi. Buna basarsanız bir exe'den ya da DLL dosyasından script çekecektir. Lua dosyasından DLL değil. Bir de şuna basarsanız sahip olduğunuzu kopyalar. Lua olarak. Tam tersiymiş. Tamam. Bu Lua olarak kaydediyor. Bu Lua açıyor. Bu bölüme geldiğiniz zaman bir Universal bölüm var. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Settings bölümüne geldiğiniz zaman Refresh, Rate, Minimum vesaire bunları seçebilirsiniz. Wave Client'la da gördüğünüz gibi BotanGG88 şu an aktif olarak kullanıyor. Bunun mantığı galiba aynı şeyde birden fazla kişi kullanabiliyor mu bilmiyorum ama aktif olarak Wave'i kullanan tüm client'ları ve hesapları gösteriyor hangi oyunda olduğunu. Bu varsa büyük ihtimalle bir tanesi sıkıntıda birden fazla kişi kullanabiliyor gibidir. Her neyse şu an Executor ediyorum. Execute dedim. Ve gördüğünüz gibi Minab'ım çalıştı. Şöyle gelelim. Traits dedim. Hello motherfucker. Bayağıdır video çekmiyordum. Çünkü bazı uğraşmam gereken şeyler vardı. Daha böyle biliyorsunuz her ne kadar takılsak da öğreneceğiz günün sonunda. Uğraşmam gereken şeyler vardı. O yüzden video falan çekemiyordum. Aynı uğraşlarım hala devam ediyor. Lakin birazcık daha dindiği için yine video çekmeye devam edeceğim. Ama video çekmesem de web sitelerimizde her zaman aktif içerikler bulabilmeniz mümkün. Autofarm bölümüne gelelim. Bir de şöyle bir dipnot düşmek istiyorum arkadaşlar. Eğer YouTube içerik üreticisiyseniz çok mutluyum. Güzel. İçerik üretimi çok hoş. Allah rızası için thumbnail'larımı araklamayı bırakın.
Bu ay kaç tane YouTube kanalı kapattığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu yapmaktan hoşlanmıyorum. Sadece thumbnail'ını çaldığınız zaman sizin bana zararınız var. Ben onları kapatmak zorunda kalıyorum. Her neyse. Otofarm mob dedim. Oy. Hello motherfucker. Tamam. Bandit dedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir de gelelim bilgisayar değerlerimize. Bir bilgisayar yönetimi miydi ya? Windows 11 kullanmadığım için normal sıklıkla görev yöneticisini açmıyor. Şu an beynim yandı. Kendimi cahil gibi hissediyorum. Ha tamam. CPU bellek değerlerimize gelelim. Şimdi 7 GB, 8 GB bir şey emçukluyormuş. Benim zaten 31 GB'ım var. Yani çok büyük değerler değil genel olarak bakıldığı zaman. Sen ne yapıyorsun? Sakin ol ya, bir şey anlatıyorsun şurada. Aa, ucube misin sen? O sırtım döndü bana. Sen mi hocam? Tak 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 tak. Tak 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 tak. Otomatik bir kendi şey koyuyor galiba. Aynen. Emote hep aktif. Bu Dotofarm moddan ziyade Dotofarm'ları aktif ederseniz kendi daha fazla görev alıp hızlıca update alacaktır. Start player'a da gelirsek şuradan da şunları aç. Aynen, zaten Block Switch hilesinin yapmıyorum. Her neyse. Özetle Wave Exploit'i bu şekilde indirip linkini bypass edebilirsiniz. Her türlü aynı zamanı kaybedeceksiniz. Lakin bazı arkadaşlarımız, ben bile dahil, bazen bu reklam geçme mevzularından dolayı bilgisayarlarını sıkıntıya sokabiliyor. Benim bile bazen başıma geliyor derken geçen başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. İşte bir tane arkadaşım script denememi rica etti benden. Ve bazen bazı scriptlerin case sistemi gerçekten çok kötü. Hani anasına söyleme ihtiyacı duyduğunuz bir case sistemine sahip. Bilirsiniz bazı şeylerde link vertice de şöyle bir exe indirme durumu var. Exe indiriyorsunuz. Stepler açıldığında decline decline diyorsunuz. Yani indirilmesini istediği şeyleri reddediyorsunuz. Bitiyor. Aynı minimalde bir şey zannettim. Dalgınlığıma geldi. Hani bir de bıkkın bir anımdı. Hani of, zaten kafamda tonla şey var. Seninle mi uğraşacağım demek yerine yine de hani kırılmasın diye uğraşıyordum. Sonra bir anda baktım. Exe salak saçma bir reklam indirmişim meğerse. Gitti bilgisayar boş yere. Discord hesaplarım vesaire, yani tüm mail hesaplarım gitti. Ki normalde o bilgisayarla onun öyle şeyler yapmam. O an işte benim enayiliğime denk geldi. Tabii aldım. Sıkıntı olmadı. Birazcık banka hesabımda problem yaşadım. Yaklaşık 1.000 lira yakın uçtu. Çok önemli değil gerçi. İşte mevzu o. Hani zaman kaybetmek mühim değil. Bu tarz reklamlar bazen hem dolaylı yoldan hem de doğrudan bilgisayarınıza zarar verebiliyor. O yüzden Bypass City'yi kullanabilirsiniz. Bypass City'yi kullanırken de bir Adblocker kullanabilirsiniz. Ben Adblocker'ı yani henüz kullanmıyorum tarayıcımla. O yüzden hani Adblocker kullandığınızda da bir engel oluşturmuyor. Yani Bypass City'nin de reklamlarını bypasslamış olabilirsiniz. Biraz komik ama öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla YouTube kanalıma göz atabilirsiniz. Elimden geldiği video üretmeye çalışıyorum ama elimden geldikçe. Like kutu abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtin lütfen. Wave hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben 10 üzerinden 7 bir exploit olarak değerlendiriyorum. Zaten ilk şey fixlenmeden önce de bunu şey videosunu çekmiştim. Eğer key almayı düşünüyorsanız size şöyle bir şey önereyim arkadaşlar. Bir aylık key'den fazla key satın almayın çünkü ne olacağı belli değil. Şimdi gidip 12 aylık mıdır, sınırsız mıdır bilmiyorum henüz paketi ne kadar. Lakin en üst seviye pahalı case satın alırsanız bu exploitler patlar. Bu exploitler patlayacaklar. Mesela yine kendi gevzekalılığımdan örnek veriyorsam bir aralar şey vardı. Acadia.gg Raw Executor. Evet, Raw Executor. Key dağıtıyordum ben. Kendime de almıştım en son seviyeli olanı. Ne oldu? 2 ay sonra patladı. Yani dağıttığım kişilere bir aylık key vardı. Onlara çok bir şey girmedi. Zaten ben veriyordum parasını ama kendi enayiliğim. Kendi aldığım o son seviye kullanamadım. Maksimum kar kullanabildim. O yüzden bir ay falan kullanın. Roblox siz yani şey zannetmeyin. Roblox bunu takip etmiyor zannetmiyor. Bu o kadar büyük toplulukları Roblox'ta tabii duyuyor. Duymaması mümkün değil. Ve hani aktif olarak çalıştırdığı gruplar var artık. Güvenlik amacı için şifrem kaydı. Ya o yüzden hani 2 aylık key almayın. Bir aylık keylerle idare edin. Aksi halde diğer ay kullanamayabilirsiniz. Paranız hiç olur. İzin için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.